Yüreğinize, nefesinize sağlık. Belediye sendikasının olduğu balkondaki arkadaşlarımız, iş yerlerinden, Bolu Belediyesi'nden millet buluşmasını takip eden sevgili Bolulular, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 13. Cumhurbaşkanımız, 85 milyonun Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, yiğitleriyle Anadolu'yu dolaşıyor. Bugün Cumhurbaşkanı Yardımcımız Ekrem İmamoğlu'yla birlikte Bolu'da. Arkadaşlarım, müziği alabilirler mi lütfen? Sevgili Bolulu hemşehrilerimiz, büyük önderimiz, Cumhuriyet'in kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz. Deprem bölgesi olan Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Osmaniye, Hatay, depreminde aramızdan ayrılan vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle, saygıyla anıyoruz. Sevgili Bolulular, ellerinde ay yıldızlı bayrak olanları taşlayan, karanlığa bir cevap verip bir ışık yakalım mı hep birlikte Bolu meydanından? Güzel Cumhuriyet'in vatansever evlatları, provokasyonlara karşı birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin nişanesi, cennet vatanımız için şimdi kaldırıyoruz hep birlikte Türk bayraklarımızı. Herkes kaldırsın Türk bayraklarını. Kaldırın Türk bayraklarınızı. Bolu meydanından birliğimize, kardeşliğimize, beraberliğimize el uzatanlardan hesap sorarız, hesap. Haydi haydi kazanalım haydi. Teşekkürler sevgili Bolulular. Zulme boyun eğecek misiniz? Hayır. Zulme boyun eğecek misiniz? Hayır. Bolu Bey'ine karşı Köroğlu, Erdoğan'a karşı Kılıçdaroğlu. Sevgili Bolular, 14 Mayıs'ta savurganlığa son vermeye var mısınız? 4-5 yerden maaş alma dönemi son bulsun mu? Bu harami düzenini hep birlikte değiştirmeye var mısınız? Helal olanla yasalı bir etmeye var mısınız? Var mısınız? Çocuklar hakkını alsın mı? Gençler hakkını alsın mı? Kadınlar hakkını alsın mı? Bolu hakkını alsın mı? Türkiye hakkını alsın mı? Alsın mı? Sevgili Bolu hemşehrilerimiz, Türk bayraklarımız havada, indirmeyin, kaldırın Türk bayraklarımızı. 16 milyon İstanbullunun helal oylarıyla iki kez üst üste İstanbul'da seçimi kazandı. Taş atan el değil, kalp yapan eller kazanacak diyen, Avrupa'nın en kalabalık kentinin Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasını yapmak üzere buraya davet ediyorum.
Hoş geldiniz başkanım. Hoş geldiniz başkanım. Cumhurbaşkanı yardımcımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Teşekkürler Bolu. Ben şimdi sizleri Cumhurbaşkanı yardımcımız Ekrem İmamoğlu'yla baş başa bırakıyorum. Teşekkürler Bolu. En sevdiğim coğrafyalardan birine geldim. Bu hattı çok severim, beni çok heyecanlandırır. İstanbul'dan Karadeniz'e giderken, Karadeniz'den İstanbul'a giderken yeşilin her tonunu gördüğüm bu coğrafya beni çok etkilemiştir. İlk çocukluğumda buradan geçerken bize anlatılan kitaplardan okuduğumuz duyguyla sanki Bolu dağlarında Köroğlu'nu görecekmişim gibi hayaller kurduğumu hatırlıyorum. Şimdi bu meydanda az önce söylediği gibi kardeşimin Bolu Bey'i değil, zalimliğin değil, direnişin yani Köroğlu'nun torunlarını görüyorum. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Köroğlu zalimliğe karşı direniştir. Köroğlu kötülüğe karşı direniştir. Köroğlu özgürlüğü talep etmektir. Köroğlu iyiliği talep etmektir. Köroğlu doğruya doğru, eğriye eğri demektir. Yanlışa yanlış demektir. Onun için Bolulu insanlarımızın bu süreçte yaşananlara en doğru tespiti, en doğru kararı vereceklerine yürekten inanıyorum. Bu duyguyla selamlıyorum sizleri. Dün Konya'daydım, onlara söz verdim. Mevlana'nın şehrinden gittiğim her yere selam götüreceğim dedim. Size de Konya'dan selam getirdim. Hazreti Mevlana'nın şehrinden, Hoşgörü'nün şehrinden selam getirdim. Burada yine en ön safta özellikle gençleri ve özellikle hanımefendileri görmek inanın bizleri çok mutlu ediyor. Onların bu mücadeleci bakışları, duruşları ve tavırları çok kıymetli. Sevgili dostlar, haksızlıklar yapılabilir, hukuksuzluklar yapılabilir, eksikler olabilir, yanlışlar olabilir. Ama bir devletin yönetici kadrosu, başındaki insan ya da bu işin yetkilileri yanlışı övüyor ise, yanlışı, o kötülüğü güçlendiriyor ve ödüllendiriyor ise Allah bu memleketin her insanını korusun. Korusun. Bunlar kötülüğe razı. Yeter ki bir oy alsınlar. Bir oy için her şeyi yaparlar. Oy için, siyaset için her şeyi yapabilecek, her şeyi göze alan akıldan da Allah bu memleketi korusun. Bu memleketin insanlarını korusun. İşte bu kötü akıl bizi bugün partizan bir devletin şekline büründürdü. Parti her şey. Partinin başındaki her şey. Biz de ne diyoruz? Millet her şey. Biz ne diyoruz? Her şey çok güzel olacak diyoruz. Onlar için her şey bir kişi. Yeter ki o kişi seçilsin. Gerisi teferruat. Onlar için bir avuç insanın çıkarı her şey. O bir avuç insanın çıkarından bir eksilme olmasın. Pandora'nın kutusunu her gün birisi açıyor. Her akşam
başka birisinin geçmişte yaşadıklarını dinliyoruz. Hani bir bakan istifa etmişti ve Maliye Bakanı bir tweet atmıştı. At izi it izine karıştı, sonumuz hayır olsun diye bir tweet atmıştı. Ne demek istediğini o zaman belki çoğumuz pek kavrayamamıştık. Ama bugün ayan beyan ortaya çıkıyor. Bu insanların bu her şeyi ben bilirim aklından korusun derken bir an önce onlardan kurtulmamız lazım. Bir an önce, bir gün bile bu Türkiye'ye verecekleri zararın çok uzun zaman olduğunu bilelim. Bu memleketin insanı kendine yeter. Bu memleketin güzel insanlarının aklı, şurada bulunan güzel ablalarımızın, beyefendilerin evlatları, şu gençlerin aklı bu memlekete yeter. Biz milletin kendine güvenmesini istiyoruz. Onlar ise bir kişiye güvenmesini istiyor. Bir kişiye. İşte milletimle beraber bu yola çıktın diyen, demokrasiyi savunan ve devlet insanı olmayı, erdemli davranmayı, devletin ahlakını temsil eden ve aynı zamanda hak, hukuk, adaletin mücadelecisi ki bu yollar o tarihi yürüyüşü sizlerle yaşadı. Bugün onunla buradayız. Yine onunla 15 Mayıs sabahı Cumhurbaşkanı olarak Çankaya yürüyeceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu'yla yürüyeceğiz. Sevgili hemşerilerim, Bolu'nun sorunlarını biliyoruz. Yolda gelirken Tanju Başkanımızla biraz üzerinden geçtik. Bu şehrin bir deprem bölgesinde bulunduğunu biliyoruz. Ta 99 depreminden bu yana kalan kentsel dönüşüm zorluklarını da biliyoruz. İlçe ilçe biliyoruz. Bu şehrin mutlaka hükümet, belediye işbirliğini en üst seviyeye taşıyacağız. Göreceksiniz, Bolu hakkını alacak. Bolu ayağa kalkacak. Bolu'daki depremle ilgili mücadelemizi en üst seviyeye taşıyacağız. Bugün aynı konuşmayı Düzce'de ki yakın zamanda çok büyük bir deprem yaşadı. Aynı konuşmayı Sakarya'da yapmak zorunda kalacağız. Niye? Çünkü 22 yıla yakındır bu ülkenin iktidarı bu sorunları çözemedi. Çözseydi on binlerce insanımız ne yazık ki o bölgede bu kadar vahim tabloyla canını kaybetmezdi. Evet, Adıyamanlı bir kardeşimin yazdığı gibi biz hala enkazdayız diyor. Burada Adıyaman'a Acıyaman diyor. Evet, Hatay'da, Adıyaman'da, Maraş'ta, o bölgedeki bütün şehirlerimizde, Malatya'da, Gaziantep'te, bütün şehirlerimizdeki bu süreç kafamızı elimizin arasına alıp düşünmemiz gereken bir süreçti. Ne yaptılar? Millete saldırdılar. Ne yaptılar? Hatalarını söyleyenleri suçladılar. Vatan haini ilan ettiler. Ya kardeşim, devleti o hale getirdiniz ki bir kişinin talimatını bekleyip 48 saat müdahale edilmesini engellediniz. AFAD denen kurumu yerle bir ettiniz. Güzelim, canım Kızılay nasıl bir kurum? Milletin güvenmediği bir kurum haline geldi. Tek tük sanatçı kardeşlerimizin ya da bir kısım insanların kurdukları dernekler itibarlı dernekler oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yüzlerce insan başvurup biz oraya para vermeyiz, size yatıralım, deprem bölgesine siz harcayın dedi. Devleti bu hale getiren bu
Bugünün siyaset aklıdır. Bugünün partizan aklıdır. Size söz veriyoruz. 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte devletin kurumlarından partizanlığı söküp atacağız. Söküp atacağız. Milletin devleti olacak, milletin. Sevgili hemşehrilerim, biz bunu yaptık. Biz bunu yaptık. İşte aynı partizanlık bugün o bahsettiğim hükümet belediye işbirliklerini de yerle bir ediyor. Ve ne yazık ki, ne yazık ki onun partisindeysen seninle hizmete koşuyor. Onun partisinden değilsen seninle konuşmayı bile kabul etmiyor. Randevu bile vermiyor. Sanki kişiye randevu veriyor. Kardeşim, Bolu'nun belediye başkanını Bolu halkı seçti. İstanbul'un belediye başkanını 16 milyon insan seçti. Siz haksızlığı, hukuksuzluğu o şehre, belediye başkanına değil, o şehrin insanlarına yapıyorsunuz. Ama bunlar şirazelerini kaybettiler. Bunlar belki ilk dönemde bir miktar güzel işler yaptılar ama sonrasında etrafındaki insanlar dağıldı gitti. Etrafındaki aklı başında devlet deneyimi olan insanlar, kendi bakanları bile onlarla çalışmayı reddediyor. Takip ediyorsunuz. Onlarla çalışmayı reddediyor. Bu kadar kötüler. Bu kadar kötüler. O bakımdan biz yeni bir dönem başlatacağız. Partisi ne olursa olsun, devletin işi devletindir. Milletin işi milletindir. Millete hizmet etmesi gereken devlettir. Devlet insanlığı bunu gerektirir. Diyeceğiz ki öyle güzel bir dönem yaşatacağız ki sizlere. Diyeceksiniz ki Allah'ım, biz nasıl bir kabus yaşamışız? Nasıl bir kabustan uyanmışız? Bu Kemal Kılıçdaroğlu bizi nasıl bir kabustan uyandırmış? Allah razı olsun ondan diyeceksiniz. Size söz veriyoruz. Sevgili hemşehrilerim, Bolu'nun ulaşımla ilgili sorunlarına hakimiz. Bolu'nun orman köylüleriyle ilgili sorunlarına hakimiz. Orman köylülerinin yanında olacağız. Vahidi fiyatlarıyla ilgili mutlaka güçlü bir düzenlemeye gideceğiz. Onların haklarını koruyacağız. Bolu'nun yoğunluklu bir şekilde orman köylüleri olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda doğayı koruyacağız. Ormanlarımızı mutlaka planlı bir üretimle geliştireceğiz. Bu şehrin güzellikleri olan bu doğanın talan edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Yine bu coğrafyanın güzel ürünleri var. Kendine has patatesi var. Başka tarımsal ürünleri var. Ekilemiyor, biçilemiyor. Maliyetleri yüksek. Biz çiftçinin yanında olan bir duruşu ortaya koyacağız. Bolu'nun kalkınması demek, memleketin kalkınması demek. Sadece 3-5 şehir üzerine kurulan bir düzen değil, tam tersine 81 ilin kalkındığı bir düzeni var edeceğiz. Bu mümkün. Bu cennet vatanın buna ihtiyacı var. Bu cennet vatan buna layık. Bu memleketin en doğusundan en batısına, en güneyinden en kuzeyine, her şehrimiz, her kasabamız, her köyümüz kalkınacak. Köylerimizde öğretmenler, okullar olacak. Evet, öğretmen ataması da bize emanet. Bütün atamalar, görüyorum tabelalarınızı. Psikologlar da, şehir plancıları da, mühendisler de hakkını alacak, bunu biliyoruz. Bundan hiç endişeniz olmasın. Edison'un bile ampulü icat etmesinden pişman olduğunu da biliyorum kardeş. Biliyorum, onu da biliyorum. Onu da biliyorum. Şimdi sevgili hemşehrilerim, bakın, öyle bir partizan toplum yarattılar ki, dün Konya'da söyledim, burada da söyleyeceğim. İki insan düşünelim. Bunlar öyle istiyor. Örnekleyeceğim, bunlar öyle istiyor. İki insan düşünün. Birisi Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veriyor.
birisi Recep Tayyip Erdoğan'a. Kapı komşusu. Geldi kapıyı çaldı. Öbürü kapıyı açtı. Dedi ki komşusu ona, çok zor durumdayım. Başıma bir şey geldi. Yardımını istiyorum. Bunların yarattığı ortam ne biliyor musunuz? Komşu onun kapıyı yüzüne kapatsın atmosferi. Bizde böyle bir ahlak yok. Allah aşkına. Ya kime oy verirsen ver. Ama bunlar öyle hale getirdiler ki ben zehirlenmiş vatandaşlarımı gördüğümde üzülüyorum. Kalbi buz tutmuş. Yani röportajlarda izliyorsunuzdur. Örneğin bir olay anlatıyorlar. Diyorlar ki bunu Ekrem yaptı. Ha öyle mi? İşte Ekrem şöyle, Ekrem böyle, Ekrem'e kızıyor. Ya yanlış söyledim diyor. Aslında bunu Ekrem yapmamış. Erdoğan yapmış diyor. Ha o zaman diyor bildiği bir şey vardır diyor. Şimdi bu zehirlenmiş akıl ne yazık ki bunların o insanlara enjekte ettikleri, sürekli anlatmaya çalıştıkları, hele hele basını da zapt ettiler. Bu kötü atmosferin sonucu. O insanlarımıza kızmayın. Sevgili hemşerilerim, o insanlarla mutlaka konuşun. Bizim insanımız iyi insandır. Bizim insanımız güzel insandır. Konuşun, hep örnek veriyorum. Bir insanın kalbini buz kaplamışsa, soğumuşsa, o kalbi, o buzu kırarak tamir edemezsiniz. Güzel dilinizle, güzel konuşmanızla o buzu eritin. O buzu eritin, içinden güzel bir kalp çıkacak. Benim bu memleketimde AK Parti'ye oy veren de güzel insan. O insanları hep beraber ikna edeceğiz. Konuşacağız. Biz neye inanıyoruz biliyor musunuz? Şu sol yanımızdaki o milletimizin güzel kalbine. Kalbine inanıyoruz, kalbine. Onun için bu seçimin simgesi kalplerimiz. Onun için bu seçimin simgesi kalplerimiz. O bakımdan bu seçimde kötülük kaybedecek, iyilik kazanacak. İmamoğlu'na taş atılmış falan filan. 150-200 kişinin, 150-200 kişinin provokasyonu hiçbir şehri lekeleyemez. Ocağının dadaşların üzerine toz zerresi bile konmaz. Erzurum'un güzel insanların üzerine toz zerresi bile konmaz. Ama bu işi yaptıranlar er geç ortaya çıkacak. Bu işi yaparken oradaki güvenlik güçlerini seyrettiren akıl müdüründen valisine, bakanına varıncaya kadar er geç ortaya çıkacak. 15 Mayıs'tan sonra onlardan hesap sorulacak. Bu millet rahat edecek. Rahat edecek. Sevgili dostlarım, Şimdi astsubay tazminat haklarını istiyor cümlenizi not aldık. Genel başkanımız, cumhurbaşkanımızla mutlaka konuşacağız. Sevgili kardeşim, haksızlığa uğrayan herkesin hakkını savunacağız. Herkesin, bakın kim olursa olsun. Ya kardeşim, hukukun adamı olmaz. Hukuk herkesedir. Adaletin partisi olmaz. Adalet herkesedir. Adaletin olmadığı yerde başka bir şey konuşamazsınız. Bu düzeni inşa etmeye geliyoruz. Bunlara kalsa ona oy verenler yerli ve milli, ona oy vermeyenler vatan haini. Bakın Bolu'dan da söylüyorum. Her yerde bunu söyleyeceğim. Herkes üzerine alınsın. Benim içimi yakıyor. Bir ülkenin yöneticisi çıkıp inanç üzerinden insanları aşağılamaya kalkıyor. Sen kim oluyorsun da inancımızı ölçüyorsun? Bu milletin inancını ölçecek insan anasının karnından doğmadı. Doğmadı. Bu milletin milli duygularını,
bu canım vatana olan bağlılığını, bu bayrağa olan bağlılığını, bu ülkeye olan bağlılığını ölçecek kişi anasının karnından doğmadı. Doğmadı. Hadi oradan. Hadi oradan. İşine bak. İşine bak. Millete, millete hizmetini anlat. Yapacaklarını anlat. Bunlarda alet var. Ekrem'e tutuyor. İnançlı mı inançmış, inançsız mı? Utanmasalar haşa, sen cennete gideceksin, sen cehenneme gideceksin diyecekler. Ya Allah bunlara akıl versin diyeceğim. Yetmiyor. Allah ıslah etsin bunları. Allah bunların azabından milletimizi korusun. Milletimizi korusun. Kötülük bu, kötülük. Bakın sevgili hemşerilerim, sakın fırsat vermeyin. Tarihi bir seçime gidiyoruz. Bakın sevgili gençler, ihmal edildiniz. Bu şehirde 30 bine yakın üniversite öğrencisi var. Bakın koca İstanbul'da, canım İstanbul'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin öğrencilerine vereceği tek bir yurt yatağı yoktu. Bir tane, bir yurt yatağı bile yoktu. Sadece 3 senede, bu Eylül ayında biz tam 5000 yataklı burs yurt yatağı kapasitesine kavuştuk. 5000. 5000. Kime veriyorlardı bu kaynakları? Ona, buna, şuna. Biz de diyoruz ki kardeşim, biz geliyoruz, particilik, partizanlık yapmadan milletin evlatlarına vermeye geliyoruz, milletin evlatlarına. Buradaki yurt sorununu da, buradaki barınma sorununu da biz çözeceğiz. Memleketin her yerinde biz çözeceğiz. Milletin çocukları yatağı yok, bursu yok diye okula gitmemeye karar vermeye başladı. 21. yüzyılda, 2023 yılında, Cumhuriyet'in 100. yılında, o bakımdan bu dönemi tersine çevirmek zorundayız. Sevgili gençler, sakın hayatınızın en önemli kararını ihmal etmeyin. Oy kullanın, sandığa gidin. Bu parti seçimi değil, bu geleceğinizin seçimi. Geleceğinizi kısıtlayan, sesinizi kısan, üniversitelerinizi konuşamaz, üretemez hale getiren bu aklı evine yollayın. Kemal Kılıçdaroğlu'nu da Çankaya'ya yollayın. Çankaya'ya yollayın. Oylarınızı bölmeyin. Oylarınızı bölmeyin. Bu iş dansla, müzikle olmaz. Bu iş devlet aklıyla olur. Oylarınızı sakın bölmeyin sevgili gençler. O bakımdan hem oylarınızı kullanın, hem sandıklarda görev alın. Türkiye gönüllerine üye olun. Bu en ön safta gençlerin mücadelesidir. Sevgili hanımefendiler, özellikle sizler, lütfen ama lütfen komşularınızla, yeğenlerinizle, torunlarınızla, evlatlarınızla, büyüklerinizle konuşun. Kadınların dili bu toplumda en geçerli dildir. Benim nenem konuşurdu, evdeki bütün insanlar susardı. Benim nenem konuşurdu, herkes böyle dinlerdi, o ne derse o olurdu. Ben bunu biliyorum, öyle değil mi hanımlar? Dolayısıyla hanımefendilerden özenli bir çalışma istiyoruz. Lütfen konuşun, anlatın. Yolunu kaybetmiş insanlar olabilir, onlara doğru yolu gösterin. Sabırla gösterin, kalp kırmayın. O bakımdan yoğun bir mücadele verin. 14 Mayıs'a kaç gün kaldı? 4 gün kaldı, kalmadı. Gece gündüz çalışacağız. Gece gündüz çalışacağız. Bak ben her yerde ceketi çıkardım. Hep beraber çıkartacağız. Gece gündüz çalışacağız. Tamam mı Bolu? Hep beraber 14 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışmaya hazır mıyız? Sandıklara sahip çıkmaya hazır mıyız? Oy rekoru kırmaya hazır mıyız? Milletin kazanmasına hazır mıyız? Ne yapacağız? Oylarımız Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na, oylarımız Millet İttifakı'na. Hep birlikte kazanacağız. Bolu, her şey. Arka sıralar, her şey. Her şey.
Aramızda kalsın Bolu. Ekrem demişti dersiniz, kimseye söylemeyin. Bolu kazanıyoruz. Kazanıyoruz Bolu. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanı yardımcımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Hep beraber kalp yapıyoruz arkadaşlar. Taş atan eller değil, kalp yapan eller kazanacak diyor. Teşekkür ediyoruz Cumhurbaşkanı yardımcımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na. Sevgili Bolulu hemşehrilerimiz, değişim için en büyük görevin genç arkadaşlarımıza düşeceği günler yaklaşıyor. 3 gün, 4 gün kaldı. Sevgili genç arkadaşlarım, 14 Mayıs'ta sevgili Bolulu hemşehrilerim, 14 Mayıs'ta Bolu'nun değerli esnafı 14 Mayıs'ta ilk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? Zamanı geldi mi? Zamanı geldi mi? Ben şimdi sizlere hitap etmek üzere buraya 85 milyonun Cumhurbaşkanını, Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet ediyorum. Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanımız. Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanımız. Yürüyor iktidara Kılıçdaroğlu. Hak, hukuk, adalet, ruhunda asaret. Gençler sana emanet Kılıçdaroğlu. Adalet ruhunda asaret yürüyor iktidara Kılıçdaroğlu. Gençler sana emanet Kılıçdaroğlu. Hazır mıyız? Bolu değişime hazır mı? Yeni bir Türkiye, güzel bir Türkiye, aydınlık bir Türkiye, huzuru yaşayan bir Türkiye. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Size söz, siz hazırsanız ben de hazırım. Beraber birlikte mücadele edeceğiz. Önce buraya büyük katkılar yapan, üniversiteyi açan ve bu üniversitede binlerce gencin okumasına olanak sağlayan İzzet Baysal'ı rahmetle anmak isterim. Hepimizin ortak görevidir. Kim bir ülkeye, bir kente yardım yapmışsa, hele hele eğitim yardımları yapmışsa, onu şükranla anmak benim boynumun borcudur. Az önce Ekrem Başkan konuşurken devlet, devlet aklıyla yönetilmeli dedi. Evet, devlet istediğiniz gibi yönetilmez. Arzu ettiğiniz gibi yönetilmez. Devlet aklı olması lazım. Devleti bilmesi lazım. Devleti tanıması lazım. Ve vatandaştan toplanan her kuruşun hesabının vatandaşa verilmesi lazım. Devletin saydam olması lazım. Devlet adalet üzerine inşa edilmiştir. Devletin dini adalettir. Adaletin olmadığı bir yerde devlet olmaz. O nedenle hep birlikte adaleti de devletimizi de saygın kılmak ve uygulamak için beraber çalışacağız. Devlet aktı demek budur. Yani hiç kimsenin kendisini sahipsiz hissetmediği bir düzenin adıdır. O nedenle Gazi Mustafa Kemal Atatürk demiştir ki Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir. Hiç kimsenin kendisini hissetmediği bir devleti inşa edeceğiz. Eğer birileri yer ve birileri bakarsa, birileri malı götürürken birileri yoksulluk çekerse, birileri kendi saraylarında güller gibi geçinirken
5 yerden 6 yerden maaş alırken bizim evlatlarımız işsiz, üniversiteyi bitirmiş evlatlarımız acaba iş nerede bulurum diye araştırma içine, arayış içine girmişse o zaman bir sorunumuz var demektir. Bu sorunu çözmeye geliyoruz. Bu sorunu beraber çözeceğiz. Bu sorunu birlikte çözeceğiz. Söz mü? Söz mü? Sandıklara gideceğiz ve oyunumuzu kullanacağız. Ve bir seferde bitireceğiz. İlk kez gideceğiz sandığa. Gençler size söylüyorum. İlk kez sandığa gidip oy kullanacak gençlere söylüyorum. Türkiye'nin kaderini değiştirecek olan sizlersiniz. Sandığa gideceksiniz. Demokrasi isteyeceksiniz. Özgürlük isteyeceksiniz. İş isteyeceksiniz. Aş isteyeceksiniz. Daha güzel bir Türkiye'de yaşamak isteyeceksiniz. O nedenle sandığa gidin, otoriter bir yönetimi değiştirin ve yerine özgürlükçü, demokratik bir yönetimi getirin. Söz mü? Söz mü? Söz mü? Taşla, sopayla değil, sandıkla kazanacağız diyor bir arkadaşımız. Evet, taşla sopayla işimiz yok. O korkakların işidir. Cesur insanlar bunu yapmazlar. Yiğit insanlar bunu yapmazlar. Namuslu insanlar bunu yapmazlar. Birisi benden farklı düşündü diye onu dövecek miyim? Onu aşağılayacak mıyım? Hayır. Herkesin düşüncesine saygı duymak Bay Kemal'in görevidir zaten. O nedenle söylüyorum. Birilerinin değil, beşli çetelerin değil, alın terini sömürenlerin değil, 85 milyon insanın hiçbir ayrım yapmadan Cumhurbaşkanı olacağım. 85 milyon insanın Cumhurbaşkanı olacağım. Herkesin kimliğine, herkesin inancına saygı duyacağım. Herkesin yaşam tarzına saygı duyacağım. Cumhurbaşkanı dediğiniz eğer bir evde bir çocuk açsa, eğer bir evde bir ailenin elektriği kesilmişse, borçlarını ödeyemez durumdaysa, kışın ortasında doğalgazı kesilmişse o cumhurbaşkanı o koltuğunda değil, o ailenin yanında olmalıdır. Onun sorunlarını çözmelidir. Benim temel hedefim bu. Ayrımcılık bizim kitabımızda yoktur. Ayrımcılık yoktur. Kesinlikle herkesi kucaklayacağız ve bu ülkeye adaleti. Adalet dediğiniz sadece mahkeme salonlarında olmuyor. Bir çocuk açsa adaletsizlik var demektir. Bir kadın şiddete uğruyorsa adaletsizlik var demektir. Bir yerde işsizlik varsa adaletsizlik var demektir. O nedenle adaleti getireceğiz. Bolu dünyanın en güzel coğrafyalarından birisi. Olağanüstü güzel ormanları var. Ve olağanüstü güzel ormanlarında çalışan orman köylülerimiz var. Orman köylüleri Türkiye'nin en fakir kesimidir. Altını bir daha çizeyim. Orman köylüleri Türkiye'nin en fakir kesimidir. Onlar çalışırlar, onlar üretirler ama sigortalı olmazlar. Onları işveren kabul ederler. Değiştireceğim bu düzeni, değiştireceğim. Vahidi fiyatın ne olduğunu orman köylülerimiz görecek. Orman köylülerimiz ormanda çalışırken nasıl cesaretle çalıştıklarını dünyaya gösterecek ve gelirleri olacak. Sözüm var, köylerde, ormanlarda, balıkçılık kim yapıyorsa, alın teri döküyorsa, kadınların tamamı ve gençlerin sosyal güvenlik primlerini devlet ödeyecek. Orman köylülerinin tamamı da sigortalı olacak, işvereni de Orman Genel Müdürlüğü olacak. Yıllardır çalıştırıyorlar. Yıllardır. Hiçbirisinin sosyal güvenliği yok. Bay Kemal buna izin verir mi? Vermez. Vermez. Çünkü herkesin hakkını teslim edeceksiniz. Alın terinin ne kadar değerli olduğunu siyaset kurumunun, iktidar sahiplerinin bilmesi lazım. Siyaset kurumu ne kadar adaletli olursa adalet o kadar toplumun her kesimine yaygınlaşmış olur. Bunu da bilmenizi isterim. Bir başka konu,
Bizi bazen milliyetçilikle eleştiriyorlar. Siz milliyetçi değilsiniz diyorlar. Açık ben ne söylüyorum? Bizim milliyetçiliğimizi zorlayacak kişi daha anasından doğmadı. Açık ben ne söylüyorum? Altı okumuzdan birisi milliyetçiliktir. Milliyetçilik yurtseverliktir, yurtseverlik. Milliyetçilik vatanseverliktir. Askerlik yapan bütün kardeşlerim bilirler. Sınırda bir tabela vardır. Hudut namustur diye yazar. Yani bu devletin namusu huduttur diye yazar. Huduttan hiç kimse elini kolunu sallayarak geçemez. Şimdi bizim milliyetçiliğimizi sorgulayanlara soruyorum. 3 milyon 600 bin Suriyelinin Türkiye'ye nasıl girdiğini kim biliyor? Nereden geldi bu insanlar? Sandığa gideceksiniz. Oyunuzu kullanacaksınız. 3 milyon 600 bin Suriyeli'yi ve Afganları en geç 2 yıl içerisinde kendi ülkelerine uğurlayacağım. Hiç endişe etmeyin. Bizim milliyetçiliğimizi sorguluyorlarmış. Yahu gerçekten akıl alacak şey değil. Keşke Yunan galip gelseydi diyen adamın ayağına gidiyorlar. Ayağına gidiyorlar. Yuh çekmeyin. Sandığa gideceksiniz, oyunuzu kullanacaksınız. Bu ülkede milliyetçiliğin ne olduğunu da onlara göstereceğiz. Bakınız, Suriye'de 34 askerimiz şehit edildi. 34 askerimiz. Ne yaptılar? Koşa koşa Putin'in ayağına gittiler. Ya Putin'in ayağına niye gidiyorsun? Şehit olan bizim askerlerimiz. Mağdur olan biziz. Sen onun kapısına niye gidersin? Gitti kapısına. Kapısında bekledi. Putin açtı kronometreyi, çalıştırdı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı kapıda nasıl beklettiğini bütün dünyaya gösterdi. Ondan sonra gelebilirsin içeri dedi, gittim. Bu mudur milliyetçilik? Allah aşkına. AK Parti'ye oy veren kardeşlerime, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Allah aşkına bu mudur milliyetçilik? Benim size sözüm var. 85 milyona sözüm var. Hiçbir vatandaşımın yüzünü yere eğdirmeyeceğim. Çok açık ve net söylüyorum. Hiçbir vatandaşımın yüzünü yere eğdirmeyeceğim. Biz üzüldük ya. Bizi mahcup olduk. Milliyetçilik diyorlar. Bizim 2 kırmızı çizgimiz var. Bütün dünya duysun. Bayrağımız ve vatanımız kırmızı çizgimizdir. Bayrak ve vatan. Peki bir soru. Süleyman Şah Türbesi'ndeki bayrağımızı kim indirdi? Süleyman Şah Türbesi'ni kendi topraklarından kim kaçırdı? Bize milliyetçilik edebiyatı yapıyorlar. Ya siz kim? Milliyetçilik kim? Bay Kemal Cumhurbaşkanı olacak Allah izin verirse Süleyman Şah Türbesi kendi topraklarımıza gidecek ve bayrağımız göndere çekilecek orada. Bize kalkmışlar, milliyetçilik edebiyatı yapıyorlar. Siz kim, milliyetçilik kim? Siz kim? Ülkeyi sevmektir milliyetçilik. İnsanı sevmektir milliyetçilik. Halkın karnını doyurmaktır milliyetçilik. Milliyetçilik ayrışma değildir. Kutuplaşma değildir. Kamplaşma değildir. Herkesin kimliği başımızın üstüne. Herkesin inancı başımızın üstüne. Milliyetçilik ekonomiyi büyütmektir, kalkındırmaktır. Ya Allah aşkına adam tehdit ediyor. Kim? Trump. Diyor ki bak ha, beni kızdırma. Senin mal varlığını alıştırırım diyor. Tık var mı? Tık yok. Niye yok? Niye yok? Ama aynı sözü Bay Kemal'e sorsaydı. Ne derdi Bay Kemal? Araştırmazsanız namertsiniz derdi. Araştırmazsanız namertsiniz. Bunları kime anlatıyorum? AK Parti'ye oy veren ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren kardeşlerime anlatıyorum. Artık yeni bir dönem. Türkiye'nin büyümesi lazım. Türkiye'nin kalkınması lazım. Artık kutuplaşmaya, artık kavgaya son vermemiz lazım. Beraber ve birlikte yaşamamız lazım. Huzur içinde yaşamamız lazım. Bir çocuk yatağa aç giriyorsa
bütün Türkiye'deki çocukların yatağa aç girdiğini kabul etmemiz lazım. Dolayısıyla herkesin karnını doyduğu bir Türkiye istiyoruz. Bakınız, sevgili Bolulular, dedim ya dünyanın en güzel coğrafyalarından birinde yaşıyorsunuz. Türkiye coğrafyası da böyledir. Buğday dışarıdan geliyor. Arpa dışarıdan geliyor. Yulaf dışarıdan geliyor. Mercimek dışarıdan geliyor. Canlı hayvan dışarıdan geliyor. Et dışarıdan geliyor. Ya niye dışarıdan? Topraklarımız yok mu? Suyumuz yok mu? Güneşimiz yok mu? Çalışkan insanlarımız yok mu? Hepsi var. Niye dışarıdan? Oraya çalışıyorlar. Onlar için çalışıyorlar. Bu tabloyu ters yüz edeceğiz. Biz üreteceğiz ve biz dünyaya satacağız. Ve biz dünyayla rekabet edeceğiz. Birilerine gidip kapılarında para dilenmeyeceğiz. Bir daha söylüyorum. Para dilenmeyeceğiz. Hakaret ettik. 3 gün sonra gidip yalvar yakar. Ya acaba biraz bana para verir misin? Demeyeceğiz. Açsa bu ülkede hiçbir vatandaşın yüzünü yere indirmeyeceğiz. Çünkü biz Kuvayi Milliyeciyiz. Kuvayi Milliyeciyiz. Sandığa gitmeye söz veriyor musunuz? Gençler, size söylüyorum özellikle. Sandığa gitmeye söz veriyor musunuz? Oy kullanmaya söz veriyor musunuz? Oylarınızı bir yerde toplamaya söz veriyor musunuz? Türkiye'nin kaderini değiştirmeye söz veriyor musunuz? Benim de size sözüm var. Sizin bütün hayalleriniz Bay Kemal'in hedefi olacak. Bunu bilmenizi isterim. Toplumun her kesiminin sorunları var ve çözmemiz lazım. Emeklilerin sorunları var, geçinemiyorlar. Kadınların, şuradan başlayayım. Hayat pahalılığı mutfaklarda var. Biliyorum. En büyük sıkıntıyı yaşayan evdeki kadın. Çocuğu nasıl besleyeceğim? Akşam ne pişireceğim? Para son derece sınırlı ve bununla geçinemiyoruz. Benim bu ülkenin kadınlarına sözüm var. Aile destekleri sigortası getireceğim. Hiçbir ailede hiç kimse benim gelirim yoktur demeyecek. Yoksul ailelerde kadının banka hesabına para yatıracağız. En az asgari ücret kadar olacak. Kadın gidecek memur gibi, emekli gibi, işçi gibi aylığını çekecek. Çoluk çocuğun rızkını sağlayacak. Kimseye muhtaç olmayacak. Benim felsefem de böyledir. İnancımız da böyledir. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Onlar gibi yapmayacağız. Bazı kadın kardeşlerimiz dediler ki, acaba bize katılım bankalarında altın hesabı açılır mı? Asgari ücret olmak kaydıyla altın hesabı da açılır. Hiç endişe etmeyin. Ben bu ülkede kadının yoksulluk çekmesini istemiyorum. Onu biz kendi ailemizde çok çektik. Biz 7 kardeşiz. 7 kardeş rahmetli babam, 7 evladına bir bayramda ayakkabı aldığını hatırlamıyorum. Bir bayramda ikimize, bir başka bayramda üçümüze, bir başka bayramda birilerini alırdı. Dolayısıyla şimdi 21. yüzyıldayız. Ve her evde mutlaka asgari bir gelirin olması lazım. Ve her evde çocukların huzur içinde okula gönderilmeleri lazım. Beslenme çantası uygulamasına da son vereceğiz. Her çocuk, anne çocuğunu güler yüzle okula gönderecek. Çocuk okulda suyunu içecek, sütünü içecek, yemeğini yiyecek. Ve hiçbir çocuk bu coğrafyada nerede yaşarsa yaşasın aç yatmayacak. Okula gidecek, beslenme çantası gibi bir kaygıyı anne taşımayacak. Bunu da bilmenizi isterim. Emekliler, 2015'ten beri söylüyorum. Emeklilere Ramazan bayramında, Kurban bayramında asgari ücret kadar ikramiye verin diyorum. Vermediler. Uzun süre vermediler. Para nerede dediler. Sonra 1000 lira verdiler. Şimdi seçim yaklaştı. 1000 lira artırdılar. Benim sözüm var. 2015'ten bu yana devam eden sözüm var. Ramazan bayramında ve Kurban bayramında emekli bankaya gittiği zaman en az asgari ücret kadar bayram ikramiyesini görecek. Şimdi önümüzde Kurban bayramı var. 15 bin lirayı görecek. Bütün emekliler.
Gidecek orada görecek. Bunu söylüyorum ya. Efendim parayı nereden bulacaksın? Gene hikayeye başlıyorlar. E sen beşli çetelere para buluyorsun. Avrolar buluyorsun. Dolarlar buluyorsun. Uyuşturucu baronlarıyla kucak kucağa yaşıyorsun. Beşli çetelerden alacağım ve tamamını size vereceğim. Sanıyorlar ki biz beşli çetelerden alamayız. 27 buçuk yıl devlette çalıştım. Devletin ne olduğunu bilirim. Buradan alacaksın parayı, milleti soyacaksın, götüreceksin Amerika'ya, götüreceksin Hollanda'ya, götüreceksin Almanya'ya. Bay Kemal bunu yiyecek ve görmeyecek. Yer mi? Yemezler, siz de biliyorsunuz. Yemezler. O parayı son kuruşuna kadar Türkiye'ye getireceğim. Bu konudaki bütün hukukçularımız, Şampiyonlar Ligi'ne dahil bunlar, bütün hukukçularımız hepsi çalışıyorlar. Kimin hangi bankada ne kadar parası var yurt dışında hepsini gayet iyi biliyoruz. Bazen diyorlar ya efendim uluslararası mahkemeler buna izin vermez. Hiçbir uluslararası mahkeme bir devletin soyulmasına evet dememiştir. Bu konudaki kararları da biliyoruz. O kararları da çıkardık. Başka ülkelerden de malı götürüp ya kimse bulmaz almaz diyorlardı. Hepsini alacağız. Hepsini getireceğiz ve göreceksiniz. Bu ülkede saydam vatandaşına hesap veren bir devlet çıkacak ortaya. Bir yapı yeniden inşa edeceğiz. Ahlaklı bir yapı, adaletli bir yapı. Bunun üzerine devleti inşa edeceğiz. Öğretmenleri unutma diyor. Ya öğretmenler unutulur mu? Asla unutulmaz. Asla unutulmaz. Hala öğretmenlerim var. Hayatta olanları ararım. Ellerini öptüğümü söylerim. Bize, bütün çocuklara, bütün Türkiye'ye en büyük katkıyı yapan öğretmenlerimizdir. Köy okullarını kapattılar biliyorum. Köy okullarını yeniden açacağız. Tümünü açacağız. 100.000 öğretmen ataması yapacağız. Cumhuriyet'in 100. yılında. Türkiye'yi uygarlaşma, medeniyet yolunda en güzel hamleyi yapacak olan öğretmenlerimizdir. Ayrıca şunu söyleyeyim. Öğretmenler için özel bir kanun çıkacak. Özel. Öğretmenler meslek kanunu. Diğerlerinden ayrılacak öğretmenler. Çünkü öğretmen dediğiniz kişi toplumu eğiten kişidir. Evlatlarımızı eğiten kişidir. Öğretmen eğer iyi bir eğitim alırsa, çocuklarımız iyi bir eğitim alırsa hayatı daha rahat sorgulama imkanımız olur. O nedenle öğretmenlere sözüm var. Hiç merak etmeyin. Öğretmenler huzur içinde okullarına gidecek, köy okullarını açacağız. Köylerde aynıca ziraat mühendisi olacak, veteriner hekim olacak köylerde. Dolayısıyla bunlar da köylerde toprak analizleri yapacaklar. Orman köylülerin olduğu yerde orman mühendisleri olacak, onlara yardımcı olacak. Yani yeni bir Türkiye'yi, güzel bir Türkiye'yi beraber inşa edeceğiz. Birlikte inşa edeceğiz. Birlikte mücadele edeceğiz. Birlikte sandığa gideceğiz. Birleşe kazanacağız. Hiç endişe etmeyin. Hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hepiniz sağ olun, var olun. Ekrem Başkan'ın sloganıyla tamamlayalım. Her şey, her şey, her şey. İleride arkadaşlar var, onların teraslarda onların manzarası daha güzel. Burayı daha iyi görüyorlar. Onlardan bir ses çıkmıyor, tık yok oradan ama yine de soralım. Her şey, her şey. Evet, her şey çok güzel olacak. Türkiye bütün güzelliklere layık. Hepinize en içten sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Türkiye Cumhuriyeti 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu buraya davet ediyorum öncelikle. Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız. Şimdi çok teşekkür ediyoruz. Efendim, Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan'ı buraya davet etmek istiyorum.
kökümüzde Köroğlu, cesaretimizde Mustafa Kemal Atatürk vardır diyen Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan, Genel Başkanımıza uzun saf bir bağlama hediye ediyor. Çok teşekkür ediyoruz günlerinizine. Şimdi hızlıca. Sevgili Bolular, şimdi milletvekili adaylarımızı, yöneticilerimizi çağıracağım ben buraya. Millet buluşmamızın organizasyonlarının koordinatörü, eski devlet bakanımız, İstanbul milletvekili Sayın Erdoğan Toprak. Genel Başkan Başdanışmanımız, İzmir milletvekilimiz Tuncay Özkan. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka. Demokrat Parti Kadın Kolları Genel Başkanımız Fatma Yavuz. İstanbul milletvekillerimiz Turan Aydoğan, Ali Şeker, yine 22. dönem milletvekilimiz İzzet Çetin, Eskişehir eski milletvekilimiz Cemal Okan Yüksel'i buraya davet ediyorum. Ve hızlıca Millet İttifakı Bolu İl Başkanlarımızı çağıracağım. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ersan Türkoğlu. Deva Partisi İl Başkanımız Nadir Gürkan Yetkin. Demokrat Parti İl Başkanımız Mehmet Demirtaş. Gelecek Partisi İl Başkanımız Özkan Güneç. İyi Parti İl Başkanımız Burhan Aktaş. Saadet Partisi İl Başkanımız İsa Sayın. Sevgili Bolu hemşehrilerimiz, 14 Mayıs'ta sizlerin oylarıyla göreve getireceğiniz milletvekili adaylarımızı takdim edeceğim. Bolu milletvekili adayımız Türker Ateş. Mehmet Burak Cop. Zuhal Işın. Şimdi İyi Parti milletvekili adaylarımızı davet edeceğim. İyi Parti Bolu milletvekili adaylarımız Ahmet Örnekbaş, İrfan Bayar, Suat Orhan. Sevgili Bolu hemşehrilerimiz, aramızda belediye başkanlarımız var, davet etmek istiyorum. Kıbrısçık Belediye Başkanımız Emin Tekmen. Mengen Belediye Başkanımız Turhan Bulut. Gökçesu Belediye Başkanımız Vahit Aydın. Konuk Belediye Başkanlarımız Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi. Yine konuk Belediye Başkanımız Büyükçekmece Belediye Başkanımız Hasan Akgün. Zonguldak Alaplı'dan belediye başkanımız var. Nuri Başkanım da gelsin lütfen. Sevgili Bolulu hemşehrilerimiz, 14 Mayıs'ta ilk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? 14 Mayıs'ta her şey, her şey, her şey. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Bolular. Türkiye Cumhuriyeti 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hoşça kalın diyor. Güzel Bolu'nun selamını Düzce'ye götürüyorum diyor. Cumhurbaşkanı yardımcımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Hoşça kalın diyoruz. Güzel Bolu'nun selamını komşu kendimiz Düzce'ye götürüyoruz. Hoşça kalın, hakkınızı helal edin, Allah'a emanet olun sevgili Bolular. Teşekkürler sevgili Bolular.